emek veren herkese şurada, şu burada bulunan bütün hazırına yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olarak. Çatalca Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları besleme istasyonu oluşturması. İstanbul'un akciğeri olarak nitelendirdiğimiz Çatalca'mızda dışarıdan bırakılan hayvanlarımız da var, burada olanlar da var. Şu düşünce harikulade bir şey, artık hayata da geçti. 2020 yılının Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu adı altında tüm partilerin içinde emek verdiği güzel bir komisyon oluşturuldu. Aylarca çalıştı. Burada bulunan, bulunmayan Türkiye'nin her noktasındaki hayvan hakları dernekleri, aktivistleri hepsinden düşünce, görüş alınarak yasal düzenleme iyi bir noktaya getirildi. Ve bizim arzumuz, hedefimiz de inşallah 2021 yılının ilk aylarında, 26'sı önümüzdeki hafta meclisimiz açılıyor. Yeni dönemde yasal düzenlemeyi de hayata geçirmek. Çok değerli sivil toplum kuruluşları var burada hayvanları koruma adına. Özlediğimiz bir tabloydu bence bu. Çok güzel bir gün. İnşallah Sayın Milletvekilimizin dediği gibi hani bunu burada bırakmayalım, sürdürülebilir hale getirelim. Daha çok işbirliği yapalım diye düşünüyoruz. Biz bunlarla beraber varız. Onlar olmadan biz de yaşayamayız. Dolayısıyla onların korunması da bizim vazifemiz. Olumsuz görüntüler oluyor zaman zaman. Artık yasalarımız da değişti. Çok şükür. Yani medeni bir toplumun göstergesidir aynı zamanda sokak hayvanlarına karşı davranış şekli. Şu var, işin içinde yani işin mutfağında olan kişilerden biriyiz yani belediye olarak. En büyük sıkıntıyı yaşayan kurumlardan bir tanesiyiz. Çatalca olarak bu kadar büyük coğrafyada sokak hayvanlarına hem bizler tarafından hem de hayvanseverler tarafından gösterilen bu ilgi hep beraber onları daha iyi bir yaşama, daha kaliteli bir yaşama getirmek için uğraşıyoruz. Düzenli olarak Çatalca'ya gelip besleme yapan gruplarız bizler. Çatalca'ya il içindeki diğer ilçeler tarafından atılan köpekleri haftanın iki günü besliyoruz buraya yemek getirip. Fakat kış şartlarına dayanamadıklarını, soğuktan çok etkilendiklerini gördüğümüz için kulübede getirmek istedik. Kulübelerle beraber mamalarımızı da dağıtmak istedik. Ve bundan sonra da bunları düzenli yapmaya ve bu alanda belediye başkanımızla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Çatalca ve Silivri'nin kırsal alanlarında, orman bölgelerinde belediyeler tarafından getirilip buraya terk edilmiş olan yaklaşık 3000 tane sokak köpeğinin yaşam koşullarının onarılması adına yalıtımlı kulübeler ile her bir kulübe arkada montajları devam ediyor. 4-5 köpeği için alacak şekilde totalde 400-500 köpek için ağır kış şartlarına direnebilecekleri ısı yalıtımlı kulübeler yapıp bugün Silivri ve Çatalca ormanlarına yerleştireceğiz. Bugün aynı zamanda bir besleme etkinliği yapılacak ve bu gönüllü grubun bu besleme odaklarında, bu kulübelerin ve mama odaklarının temizlenmesi ve sürekli olarak doldurularak güncel tutulması, su ve mama ihtiyacının kış boyunca giderilmesini sağlayacağız. Bu çalışmaya destek veren bütün gönüllü arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çalışmamız gün boyu devam edecek burada. Yemek kokusuna gelebiliyorlar mı ya da bu? Arabaları tanıyorlar ya da biz yoldayken takıldılar. Sayı belli mi? Belli. Yasemin daha iyi biliyor. Serdar yapıyor. Bırakalım. Yapıyorlar. Şimdi biraz fazla sayı bırak.